Efendim merhabalar, Kamal İnmer Yekil'de kitap tanıtımlarında bu kez Sayın Profesör Doktor Ersen Ersoy hocamızı ağırlayacağız. Kendisi yakın zamanda Ümran Ayak hocamızla birlikte Hoca Dehani Divanı'nı neşrettiler. Ersen Ersoy hocamız birazdan bizlere konu hakkında bilgi verecek. Kendisi hali hazırda Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde görev yapıyor. Ben de hocamızla Sorularla Klasik Türk Edebiyatı adlı çalışmada İki kapak arasında birlikte görev alma saadetine erişti. Hoca Dehani yakın zamana kadar Fuat Köprülü referansıyla Anadolu sahasında la dini yani din dışı şiirleri ilk defa kaleme alan şahsiyet olarak biliniyordu. Ancak yapılan keşif bu bilgiyi değiştirdi. İşte yine Fuat Köprülü'nün bir sözü vardı. İlmi nesiller tamamlar diye. Bu sayede Hoca Dehani'nin gerçek edebi kişiliği hakkında fikir sahibi olmuş olduk. Merhaba, ben Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyatı Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Ersen Ersoy. Akademik çalışmalarımı daha çok kıyıda köşede kalmış, unutulmuş kıymetli yazmaların keşfine yoğunlaştırmış bulunmaktayım. Bu bağlamda 14. yüzyıl şairlerinden Hoca Dehani Divanı, 15. yüzyıl şairlerinden Fatih döneminde yaşamış olan Edirneli Hafi Divanı, 16. yüzyıl şairlerinden Yedikuleli Azizi Divanı gibi önemli metinlerin keşfini gerçekleştirdik. Bunun dışında Dede Korkut hikayelerinin Bursa nüshası, Yunus Emre Divanı'nın en eski nüshalarından birisi olan Kütahya nüshası gibi kıymetli nüshaların keşfi de yine bize nasip oldu ve bizim tarafımızdan ilim alemine duyuldu. Bugün kısaca Hoca Dehani Divanı'nın tarafımızdan yayınlanan benim ve Marmara Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan doçent doktor Ümran Ay tarafından yayınlanan Hoca Dehani Divanı'nın keşfediliş hikayesinden bahsetmeye çalışacağım. Biraz önce de ifade ettiğim gibi daha çok çalışmalarımızı yazmaların keşfine yoğunlaştırmış idik. Bunu da yazmaları keşfetmek için yurt içi ve yurt dışındaki pek çok kataloğu tarıyorduk. Bu taramalarımız esnasında Mahmut Şarlı adında bir araştırmacının İlmi Araştırmalar Dergisi'nde Medine Arif Hikmet Kütüphanesi ile ilgili bir yazısına tesadüf ettik. Bu yazıda çeşitli divanlardan bahsediyordu ve bu divanlardan birisi de Hoca Dehani Divanı'ydı. Bir mecmuanın içerisinde yer alıyordu. Mahmut Şarlı bundan bahsettiği halde neden, yani çok önem verilen bir şahıs, neden bunun dijital kopyasını alıp üzerinde çalışmadı? Bunu bilemiyoruz, ancak biz bunu görünce çok heyecanlandık, yani bu kaydı gördükten sonra çok heyecanlandık ve hemen girişimlere başvurduk, girişimde bulunduk. Girişimlerimiz sonucunda kütüphaneden, Medine Arif Hikmet Kütüphanesi'nden yazmanın dijital kopyasını getirip üzerinde çalıştık ve adeta bir efsane olan Hoca Dehani Divanı'nı ilim alemine tanıtmış olduk. Tabii ki bir mecmuanın içerisinde olduğu için tam bir divan değil.